Yani televizyonların yepyeni bir programla karşınızdayız. Programımız akustik programı. Evet, isminden de anlaşıldığı üzere bir müzik programı yapıyoruz ve ilk programımız yepyeni. Sizlerin karşınızdayız. Evet, ilk konuğumuz Nadir Bey, Nadir Saltık. Manisa'nın ünlü simalarından eminim ki hepiniz tanıyorsunuzdur. Bir müzik programı yapalım dedik. Dolu dolu cap canlı bir program yapacağız ve ilk programımızda sizlerin karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Evet, merhabalar Nadir Bey, nasılsınız? Merhaba, hoş geldik. Sağ ol, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Betül Hanım, programımız da hayırlı olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Akustik programın şeyi de sizlere evet. Hayırlı olsun. Siz de Manisa'ya yeni geldiniz. Evet. Bahsetmiştik. Evet. Dışarıdan gelmiştiniz. Siz de Manisa'mıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Böyle Manisa'ya güzel bir program yapıyorsunuz. Umarım seyircilerimiz de sizleri yalnız bırakmazlar. Biz de davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gelelim dedik, sizlere bir yardımcı olalım. Çok mutlu oldum. Elimizden ben Elimizden geldiği kadar bu akşam bol bol müzik yapacağız. İnşallah. Saz arkadaşlarımızla birlikte. Hep birlikte güzel bir eğlence programı yapacağız. Ben arkadaşlarımızı o zaman tanıtayım seyircilerimize. Evet değerli izleyenler, Nadir Saltık solistimiz olacak. Manisa'nın ünlü simalarından, demin de bahsettiğim gibi ünlü müzisyen. Hemen yanında bağlamada hemen söyleyelim. Biraz unutkanım. Evet, Ahmet Ünaydın birlikte olacak. Klavyede ise Burhan Coşar değerli izleyenler. Burhan Bey karşımızda olacak. Evet, başlayalım. Nasıl başlayalım? Tamam. Hangi şarkıyla başlayalım? Şöyle dilerseniz. Bir slow yapalım. Daha tamam, sonra tamam. Sağ olsun Ahmet Bey, Burhan Bey. Buyurun. Bir sen ağlama yapalım Sezen Arslan. Tamam. Önce slow'la başlayalım. Tamam. Gördüm akan iki damla yaş, ayrılıkla sevgiyle beraber. Bir şarkı, bir şiir gibi yaşadım canım acılarla. Senden bana hatıra şimdi, sakladım sevgiyle kederle. Bir sır gibi saklarım seni, bir yemin, bir gizli düş gibi. Ben bu yükü taşırım, sen git, git acılarla. Sen ağlama, dayanamam. Ağlama göz bebeğim, sana kıyamam. Al yüreğim, senin olsun. Yüreğin bende kalırsa yaşayamam. Sen ağlama, dayanamam. Ağlama göz bebeğim, sana kıyamam. Al yüreğim, senin olsun. Yüreğin bende kalırsa yaşayamam. Thank you.
hasret oldu, ayrılık oldu. Hüzünlere bölündü saatler. Gördüm akan iki damla yaş, ayrılıkla sevgiyle beraber. Bir şarkı, bir şiir gibi yaşadım canım acılarla. Senden bana hatıra şimdi, sakladım sevgiyle kederle. Bir sır gibi saklarım seni, bir yemin, bir gizli düş gibi. Ben bu yükü taşırım sen git, git acılarla. Sen ağlama, dayanamam. Ağlama göz bebeğim, sana kıyamam. Al yüreğim, senin olsun. Yüreğin bende kalırsa yaşayamam. Sen ağlama, dayanamam. Ağlama göz bebeğim, sana kıyamam. Al yüreğim, senin olsun. Yüreğin bende kalırsa yaşayamam. Teşekkür ederim arkadaşlar, sağ olun. Sağlık, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir parça Sezen Aksu'nun. Evet. Ben de çok severim Sezen Aksu'yu. Evet. Ki şarkıları gerçekten harika, bestesi de muhteşem. Evet. Sizin de besteleriniz var galiba değil mi? Bizim bestelerimiz var. Evet. Bizimki biraz daha hareketli parçalar, hı-hı, eğlenceli, hı-hı, parçalar. Hı-hı. Hangi tarz peki? Normalde her tarzı okuyoruz da kendi, hı-hı, bestelerimizde genellikle böyle oyun havaları tarzları, roman, anladım, havası, Ankara havaları, biraz, evet, böyle dört dört parçalar. Aslında tam Ege'ye, Manisa'ya, evet, da uygun parçalar, evet, yani. Kendine hatta bir tane ilk yaptığımız halde bir Manisa Çüşte Tellisi var, o bize ait. Kendi ekibimiz de yapmıştık. Hı-hı. Çünkü Manisa'ya ait bir parça yok. Dedik böyle bir Manisalı parçası, bir türkü, evet, yapalım dedik. Evet. Onu da ilerleyen dakikalarda alacağız İnşallah sizden. İnşallah da ilerleyen dakikalarda, hatta onun yenisini de yaptık biz. Hı-hı. Bir de sözcüsünü, hı-hı, yaptık, hı-hı, Manisa Çüşte Tellisi. Enstrümantal bir parça. Düğünlerde hep istek alıyorlar. Diyorlar bir Manisa Tellisi çalar mısınız, evet, diye. Sağ olsun Manisalılar bol bol oynuyorlar, evet, eğleniyorlar. Şimdi bir tane daha yaptık bir yeni albümde. O da, hı-hı, Manisalı diye bir parça. Onu artık en son kapanış zamanlarında. Tamam. O da şimdi, artık son kapanış olur. Evet. Şimdi direkt şey girmeyelim, hareketlere girmeyelim, evet, dedik. Evet. Slowlarla devam edeceğiz. Elimizden, hı-hı, geldiği, hı-hı, kadar. Seyircilerimize, Manisalılara, bizi dinleyen herkese de buradan parçalar göndereceğiz. Evet. Peki nasıl, yani müzik hayatına nasıl başladınız? Ben onu öğrenmek istiyorum öncelikle. Müzik hayatına nasıl başladık? Müzik hayatına... Çok küçükken. Tabii küçükken, yıllar, evet, önce başladık bu işleri. İlk darbuka çalarak, hı-hı, bongo çalarak. Hı-hı. Daha sonra bateri çaldık. Yıllardır bateri çaldık. O şekilde öyle yaptık. Sonra klavyeye geçtik. İşte böyle grup kurduk arkadaşlarımız da sağ olsun. Yıllardır böyle düğünlere gidiyoruz, eğlencelere, evet, gidiyoruz, özel gecelere gidiyoruz. Hı hı. Yani böyle müzikle işimizi götürmeye çalışıyoruz. Evet. Peki piyasa nasıl şu an, müzik piyasası? Yani hem Türkiye geneli hem de Manisa açısından, evet, baktığınızda nasıl? Müzik piyasası aslında çok güzel, müzik piyasası, hı hı, çok faaliyette bir yer ama rakiplerimiz de çok var. Ondan sonra cuma piyasayı öldüren arkadaşlarımız var. Elimizden geldiği kadar zirvede kalmaya çalışıyoruz, iyi yapmaya çalışıyoruz, hı-hı, bu işi. Hı-hı. İyi insanlarla çalışıyoruz. Öncelikle bağlamada Ahmet Bey, Burhan Bey, evet, ve bize şu anda katılamayan diğer arkadaşlarımız da var. Ekibimiz, hı-hı, kalabalık da oluyor. Hı-hı. Yani 5-6 kişilik isteğe göre, evet, gidiyoruz, çalıyoruz, eğlendiriyoruz. Müzik piyasası biraz tabii şey, yani çok iyi ama elimizden geldiği kadar da daha iyi olmaya gayret ediyoruz. Evet, evet. Peki var mı böyle bir esinlendiğiniz bir kişi, yani bir idol diyelim buna? Yok. Yok. Kimseye ya da bir tarz aldım, işte ya şu çok güzel bir tarz yapmış, ben de öyle bir şey yapayım dediğiniz bir, yok, şey oldu mu? Hiç örnek aldığım biri yok. Yok. Hiç örnek aldığım biri yok. Örnek almayı da düşünmüyorum bu yaştan sonra. Yani bir kendi yolumuzu bir çiziyoruz. Kendi yolumuzda gidiyoruz.
Yani tabii dinlediğim tarzlar var yani. Her tarzı dinliyorum ben işte. Evet. İş icabı olsun, şey olsun. Hı hı. Ama bir tarz kimseye örnek almıyorum. Kendi kafama göre bir nadir çizgisi çizdik. O evet. Şeyden gidiyoruz. Kim Manisa'da da tanımayan yok gerçekten. Yok, hani doğru. Ben Manisa'lı olmadığım halde ilk evet. geldiğim senelerde çok küçüktüm. Sizin isminizi hep duyuyordum. Evet. Yani hep bir yerlerde görüyordum posterinizi, bir sizi tanıtan bir evet. broşür olsun. Muhakkak görüyordum ki Manisalılar şu an hani ekranlarından da bizi izleyen seyirciler eminim ki direkt tanımışlardır sizi. Yani işte o da neden oluyor? Devamlı herkesin işlerini görmeye çalışıyoruz. Hı-hı, düğünlere hı-hı, gidiyoruz, hı-hı. gecelere gidiyoruz. Artı bir de ben kaset de yaptım. Evet. Bu kasetin de şeyleri var. Ondan sonra acaba çalalım mı? Dayanamıyor mu? Evet, oradan bir... İstersen bir işaret ver, o zaman bir çalalım o zaman. Okuyorum. Tamam, tamam. Bizim arkadaşlarımız sağ olsun bir an önce müzik yapalım. Fazla sohbet yapmayalım. Ama öyle oluyor, genelde müzisyenler öyle oluyor. Dayanamıyor. Evet, o zaman sıradaki parça hangisi olsun? Hangini yapalım? İşaret geldi, zon sesini duyduk. O zaman şey hareketli yapalım. De olabilir aslında ya da bir türkü olabilir. Nasıl tamam. isterseniz. Bir Akdeniz akşamları olabilir. Aa, evet. Hem gibi. Yaz da geldi artık. Evet, yaz yazı geliyor. Da... İnsanları Akdeniz'e doğru gönderelim. Ki bu şarkı hep insanları hani yazı hatırlatıyor. Şimdi bu bizim uyarımız müzik. Dınk sesini duyduk mu müziğe geçeceğiz. Çünkü biz sohbetten fazla müziği sevdiğimiz için. Evet. Hı-hı. Herhalde fazla daldık. Evet, bir Akdeniz akşamları yapalım. Başka sahilde insanlar kol kola sımsıcak coşmama elde mi böyle bir akşamda işte benim böyle bir akşamda aşık oldum. İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum. Aşık oldum, aşık oldum böyle bir akşamda aşık oldum, aşık oldum böyle bir akşamda. Bir başka oluyor. Hele bir de aylardan Temmuz ise
bir başka sahilde insanlar kol kola sımsıcak coşmama elde mi böyle bir akşamda. İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum. İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum. Aşık oldum, aşık oldum böyle bir akşamda. Aşık oldum, aşık oldum böyle bir akşamda. İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum. İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum. Aşık oldum, aşık oldum böyle bir akşamda. Aşık oldum, aşık oldum böyle bir akşamda. Telefonlarınız varsa eğer bize ulaşmak isterseniz, bir istek parçada bulunmak isterseniz 233-77-77 numaralarından bize ulaşabilirsiniz değerli izleyenler. Evet, bir telefonumuz var galiba. Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar efendim. Teşekkür ederim. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Necati Aksoy. Evet, Necati Aksoy. Necati Aksoy, Necati Bey hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. Ahmetciğime, Burhan Bey'e çok selamlar. Size iyi akşamlar diliyorum ben. Saygılar hocam, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Vallahi geçen hafta İstanbul'u fethettiniz. Bu hafta da Manisa'yı fethettiniz. Bir fethedilecek yer kalmadı artık. Bakalım ne yapacağız. Sağ ol hocam, teşekkür ederim. Çok güzel. Allah daha yolunu açık etsin. Ahmetciğim, Burhan'cığım, siz de takdir edecek kişilersiniz. Sağ ol çok hocam. Saygıyla izliyoruz. Böyle bir programın yapılması Manisa için çok güzel. Evet. Değerli bir ses, değerli enstrümanlar. Hakikaten çok iyi. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sıradaki parçayı lütfederseniz memnun olurum. Tamam. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Devamını da diliyoruz yani. Hocam bir saniye. Hocamdan da bahsedelim. Hocam bir dakika, kapatma. Evet. Hocam da kendisi de Manisa müzisyen. Kendisi evet. De değerli hocamız. Artı belediyede hocalık yapıyor. Kendi bir korosu var. Değil mi hocam? Biraz bahset kendinden. Seni de bir gün konuk alalım buraya hocam. Evet, lütfen. Çok seviniriz Necati Bey. Benim de Manisa Belediyesi Kadın Konseyi'nde korum var. Değerli Kadın Meclisi'nde değerli seslerim var. Kendim de zaman zaman Nadir Bey'le programa çıkıyoruz. Türk sanat müziği icra ediyoruz. Evet. Nasip olursa bir gece de bizler geliriz. Bekleriz. Yapılmasını arzu ediyoruz. Evet, çok teşekkür ederim gerçekten bize katıldığınız için, telefonla bağlandığınız için. Sizi de muhakkak en kısa zamanda stüdyomuza İnşallah. Konuk etmek isteriz. İnşallah. Çok teşekkürler. O zaman sıradaki parça siz ve sizi evet, sevenler evet. Gelsin. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ teşekkürler. Sağ ol hocam, aradığın için teşekkür sağ ederim. Sağ hocam, Necati hocam. Evet. Necati hocam da dediği gibi kendisi de müzikle uğraşıyor. Yıllardır bu işlerle uğraşıyor. Türk sanat müziğine ağırlıklı. İnşallah bir akşam da sizin konunuz İnşallah, olarak. İnşallah çok iyi olur. Güzel çok bir sevinirim. Fasıl grubu da var onun. Evet, fasıl evet. Grubuyla bir sanat müziği klasiği yapar Necati hocamız. Sağ olsun. Hocam saygılar, yengeme de saygılar. İyi akşamlar hocam, sağ ol. Evet, sıradaki parça o sıradaki zaman. Sıradaki parçama ne gönderim? Hocam aslında sanat müziği sever ama. Öyle mi?
Nasıl yapalım? Siz nasıl Hadi isterseniz. Tamam. Hocama o zaman bir lale devri yapalım. Ha. Ahmet Bey'den geliyor. Hocam saygılar. Bir lale devri yapıyoruz. Evet. Sibel Can'a ait. Sibel Can. Doğudan yapıyoruz. Eski radyolar gibi çatıya saklanmış aşk. Öyle sanmışız canım, artık ölümsüz değil. Leyla ile Mecnun gibi çoktan masal olmuş aşk. Devri çocuklarıyız biz, zamanımız geçmiş. Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş. Lale devri çocuklarıyız biz, zamanımız geçmiş. Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş. Ben derim utanma iftar et, sevmeyenler utansın. Başsızlığa mahkum edildiyse bu dünya yansın. Ben derim utanma iftar et, sevmeyenler utansın. Aşksızlığa mahkum edildiyse bu dünya yansın. Geç kalmışız canım, vakit bu vakit değil. Eski radyolar gibi çatıya saklanmış aşk. Öyle sanmışız canım, artık ölümsüz değil. Leyla ile Mecnun gibi çoktan masal olmuş aşk. Lale devri çocuklarıyız biz, zamanımız geçmiş. Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş. Çocuklarıyız biz, zamanımız
vazgeçmiş. Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş. Ben derim utanma, iftar et, sevmeyenler utansın. Aşksızlığa mahkum edildiyse bu dünya yansın. Ben derim utanma, iftar et, sevmeyenler utansın. Aşksızlığa mahkum edildiyse bu dünya yansın. Şarkımızı Necati hocamıza, evet, ve eşine ve çocuklarına gönderelim. Evet. Necati hocamıza sağ olsun. Yine bir telefon var. Evet değerli izleyenler. Alo. Alo. Sevgili Betül. Merhabalar. Nurgül Yılmaz ben. Haa Nurgül Hanım, evet. ETV'nin değerli ünlü sunucusu, programcısı Nurgül ablanız bize bağlandı. Evet Nurgül abla, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim Betül'cüğüm, hayırlı olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Programının çok... ilk gününde, ilk programında bir hayırlı olsun dedim, diyeyim dedim. Evet. Şansın bol olsun, programımız çok güzel olsun. Sevgili Nadir, hoş geldin. Sağ ol. Programımıza. Sağ ol, teşekkürler. Çok teşekkürler. Hocalarım da hoş geldiler. Hocalarım da hoş geldiler. Çok güzel bir program olacağını, bundan sonra çok güzel bir program olacağını ben şimdi ekranın karşısındayım da görüyorum. Nasıl, güzel görünüyor. İyi oluyor mu? Becerebiliyoruz mu? Vallahi... güzel görünüyorsunuz. Çok da başarılı gidiyor program. Bundan sonraki haftalarda da bu hızla, bu güzellikle, bu verimlilikle devam edeceğine inanıyorum. İnşallah. Ablacığım çok teşekkür ederim. Sen de ekranda çok tatlı görünüyorsun. Çok zaten çok güzel ederim. Bir kızsın. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sevgili Nadir'in başarısını da sadece Manisa değil, neredeyse tüm Türkiye duymuş durumda. Evet, teşekkür ederim. Biz bu programda da, ETV'de bu programda da hem Nadir'in bu yeteneğini ortaya çıkarmış ve tekrar duyurmuş olacağız. Evet. Hem de Betül'ün de programı bu şekilde renklendirilmiş olacak. Nadir biraz bahsederse bundan sonraki programlarda neler yapılacağı konusunda, nasıl konuklar getirilecek konusunda biraz bahsederse sevgili izleyicilerimiz de öğrenmiş olsunlar. Evet. Sağ ol Nurgül Hanım, teşekkürler. Çok teşekkür ederim Nur abla. Gerçekten hani çok mutlu ettin beni. Özellikle yorumların için, güzel yorumların için çok mutlu ettin beni. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Programınız bundan sonra başarıyla sürsün inşallah. İnşallah. Ben bir Zeki Müren şarkısı istiyorum sevgili Nadir'den. Oo, eğer tamam. İnşallah. İlerleyen dakikalarda. Var mı Nur Hanım? Hani aklınızda bir şeyler, bir şarkı. Nadir hangisini söylerse. Tamam. Benim için ama Zeki Müren'den olsun değil mi? Şarkısı olsun benim için fark etmez. Tamam. Vakit kalırsa. Başarılar, iyi akşamlar. Tamam, çok teşekkür ederim abla. İnşallah bunu da yerine getireceğiz. Teşekkürler, sağ ol aradığın için. Evet, bizi de çok mutlu etti gerçekten. Sağ olsun. Onun güzel dilekleri bana da güç verecektir. Evet. İnşallah. Zeki Müren'den o zaman yapalım mı? Birazdan yapalım. Birazdan mı? Tamam. Nurgül Hanım demişti, bahsedelim biraz ilerleyen şeylerde. Tamam, olur. Sağ olsun senin programına işte Manisalı müzisyen arkadaşları davet edeceğiz. Her akşam, her hafta. Evet, her hafta. Sonları, cuma akşamları. Evet. Saat tahmin önce 9 gibi başlayacak programa. İşte her tarzdan olacak işte böyle popçu tarzları, fantezi tarzı, sanat müziği tarzı. Bunları ben davet edeceğim senin programına. Evet. İnşallah bizim de vaktimiz olur. Hı. Kendi ekibimizle Ahmet'le Burhan'la da katılırız. Evet. Böyle sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Hem bu arada da sesimizi Manisa'ya duyuracağız. Artı sizin televizyon sadece Manisa değil, dışarıda da seyrediliyor değil mi? Tabii. İnternet ortamında da izleyebilir yani izleyenler. Hatta numaraların başına 236 da yazabilirsek dışarıdan katılmak isteyenler tabii, de olabilir. Tabii evet. Alan kodumuzu değerli da söyleyelim. Biz alan kodunu da verirsek 0236. Çünkü dışarıdan da seyredenler olur, katılmak tabii, isteyenler muhakkak. Olur. Yani biz sadece Manisa için değil, benim bildiğim kadarıyla uydudan olarak internetten. İnternet aracılığıyla her yerden seyrediliyor. Evet, onu biliyorum ben. Hı-hı. Sağ olsun bizim dostlarımız da var, uzaktan yakından seyredenler var. 0236 alan koduyla da katılabilirler. Tabii 236 233 77 77 ile bizlere ulaşabilirsiniz.
Güzel dilekleriniz varsa onları alabiliriz. Sevdiklerinize, eşinize, dostunuza, ailenize bir şarkı isteğinde de bulunabilirsiniz. Evet, biz bekliyoruz telefonları. Ne yapalım, nasıl devam edelim, hangi şarkı istersiniz? Bir şey yapalım Ahmet. Barış Manço'dan bir iki tane parça. Oo, Barış Manço. Dağlar dağlar mı? Ya da unutamadım. Unutamadım, girelim. Ritim verin. Buyur Burhan'cığım. Bak şurada yazmıştım, notumuzu almıştım. Doğadan. Kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım. Ne olur anla beni. Çok şeyler götürmüş. Sen yeni yuva kurarken beni paramparça bölmüş. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım. Ne olur anla beni. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım. Ne olur anla beni. Unutmak kolay demiştin, alışırsın demiştin. Öyleyse sen unut beni, yeter ki benden isteme. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım. Ne olur anla beni. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım. Ne olur anla beni. Sağ olun arkadaşlar. Evet, şarkının ardından, hatta şarkı sırasında bir telefon geldi değerli izleyenler. Evet. Hemen bağlanalım. Alo. Beklettik. Alo. Ama biraz. Alo. Alo. Alo, merhabalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Kızım, programın hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim babacığım, sağ ol. Babam arıyor. Hoş geldin baba, saygılar. İsmail abi. Sağ ol, Betül Hanım'ın programı güzel oluyor. Evet. Nadir Bey ve arkadaşlarına da başarılar dilerim. Teşekkürler İsmail. Teşekkürler, sağ ol. Sağ ol, razı olsun.
İnşallah hayırlı olur. İyi i̇nşallah olur. İnşallah ötülünde daha iyi yerlerde daha iyi programlar olur inşallah. İnşallah. Artık böyle adım adım yavaş yavaş. Yalnız bayağı şaşırtan telefonlar gelmeye başladı. Ben de çok şaşkınım. Sevenlerim var sağ olsun evet. Bırakmıyorlar bizi. Evet. Babacığım var mı bir isteğin, bir şarkı? Annemle biz karar verdik. Neşe Karaböcek'ten varsa bir parça. Neşe Karaböcek'ten tamam. Olmaz. İnşallah. Başka. İnşallah. Tamam. Bunları hep not alacağız. Tamam. Bugün olmasa da ilerleyen günlerde hepsi yavaş yavaş tamam. Olacak. Tamam yani. Babacığım. Çok teşekkür ederim. İsmail abi sağ olun. Teşekkürler sağ olun. Saygılar İsmail abi. İyi akşamlar. Evet. Sağ olun. Zeki Müren'den geldi, bir de Neşe Karaböcek'ten geldi. İnşallah. İlerleyen dakikalarda onlardan da bir şarkı. Evet. Biz gerçi birkaç repertuar yazdık arkadaşlarla. Hı hı. Ya, yani hani sonuçta ileriki haftalarda da hepsini yavaş yapabiliriz. Yavaş yavaş yerine getirmeye çalışacağız. Biz yine hatırlatalım değerli izleyenler. Yine isteğiniz varsa eğer sevdiklerinize bir şarkı göndermek istiyorsanız alan kodumuzu da hatırlatalım. 0236 233 77 77 numarasından. Bizlere ulaşabilirsiniz değerli izleyenler. Evet, Nade Bey çok güzel gidiyor programımız. İyi gidiyor mu? Güzel gidiyor. Bence ağzınızı sağlık öncelikle. Sağ çok teşekkür ederim sayenizde. Allah razı olsun. Şimdi bak bizi internetten takip eden arkadaşlarımız var. Şu anda belki seyrediyordu. Bursa'dan bir arkadaşım var benim. Asker arkadaşım Yılmaz Öztürk, Mert oğulları. Onlar izliyor. Geçen yine bir İstanbul'daki bir televizyon programına konuk olmuştuk. Onlara da hayırlı tezkereler dileyelim buradan o zaman. Yok asker arkadaşım benim. Sizin askerlik arkadaşınız tamam özür dilerim. Benim askerlik arkadaşım 20 yıl geçti asker arkadaşım. Onlar bayağı tezkere olmuş. Ailesine Bursa'ya gitsin. Tamam. Bursa'daki değerli eşimize dostumuza. Daha uzaktaki asker arkadaşlarımız var onlara da göndereceğiz hepsine. Tamam. Telefon var herhalde. Sizi evet. İstiyorlar. Bir telefon bağlantımız daha var. Alo. Bekirelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. İyiyiz, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, isim Hüseyin. Hüseyin Bey. Evet, selam. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Bekirelim. Çok teşekkür ederim, sağ olun, iyiyim. Sizi aradıkça daha da bir mutlu oluyoruz biz de. Var mı bir isteğiniz bizden? Nereden arıyorsunuz? Öncelikle de onu da öğrenelim. Manisa'dan. Manisa'dan gitti, belki ben arıyorum. Kulay ilçesinden mi? Yok, gitti, Batı'dan. Tam algılayamadım ama. Kuşlu Bahçeden. Kuşlu Bahçeden. Kuşlu Bahçeden. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Çok sevindik. Saygılar tüm evet. Kuşlu Bahçe'ye de buradan selamlar. Benim Kuşlu Bahçe'de akrabalarım var Altaşlar. Öyle mi? Onlara da buradan selamlar diyorum. Çok güzel, çok güzel. Hepsine. Hüseyin Bey, evet nasıl, güzel gidiyor mu sizce? Evet, evet. Öncelikle Nazır Bey, Ahmet Bey, Burhan Bey, buradan izleyip geliyorum. Sağ ol, selam. Ahmet Bey, Hüseyin Bey selamlar. Bir şey var. Saygılar Hüseyin Bey, Kuşlu Bahçe'ye selamlar. Saygılar Nazım Bey, yayınımız çok güzel. Şu anda annenin selamı var, sana söyleyebilirim. Aleyküm selam, aleyküm selam. Evet, biz de oradan, Kuşlu Bahçe'ye buradan herkese selam söylüyoruz. Anneye, ablaya, herkese selamlar Hüseyin'ciğim. Anne selam söylüyor. ETV'yi kapatmıyorsunuz. 24 saat ETV seyrediyorsunuz. Evet, bu arada sahibim. Da ben hemen bahsedeyim. Hüseyin de benim hem de menajerim. Öyle mi? Tabii ben orada Hüseyin yabancı değil. Hüseyin benim kendi menajerim. Hüseyin kapatma da 2 dakika konuşalım. Hüseyin benim hem menajerim hem kendi ekibimizde de çalıyoruz, şey yapıyoruz. Benim kasetlerimi, CD'lerimi İstanbul'dan çıkarıyor, getiriyor. Sağ olsun burada dağıtımlarını yapıyor. Evet. Ege bölgesi, tüm Türkiye'yi Hüseyin'e de. Menajerim olarak teşekkür ediyorum. Sağ ol Hüseyin'ciğim. Sağ ol. Hüseyin Bey sizi de bekleriz en yakın zamanda. Rica ederim. Tabii gelmeye çalışırım. Bekleyelim. İnşallah. İnşallah. Sizi de tanımak isteriz. Var mı bir isteğiniz bizden? Gelen parçayı da sana Semahatir Bey'e buradan teşekkür ederim diyorum. Sıradaki parçayı sizlere gönderiyorum. Tüm evet. Kuşlu Bahçe'ye gitsin. Evet. Tüm Kuşlu Bahçe'ye gitsin. Tamam. Teşekkür ederim. Saygılar. Tamam. Teşekkürler, sağ olun. Saygılar. Herkese selam. İyi akşamlar. Evet, ne kadar çok sevenimiz varmış değil mi? Evet, sağ olsunlar, bizleri yalnız bırakmıyorlar. Evet. O zaman yine Barış Manço'dan başlamışken Dağlar Dağlar yapalım. Uyar mı biraz böyle pop? İsterseniz türkü de hani Türkiye'ye de geçebiliriz. Hani hazır Barış Manço'nun arkasından bir tane tamam, daha Barış Manço olur, yapalım. Olur, tamam. Çok türkülerimiz var. Hepsini yerine getireceğiz. Thank you.
kimle büyüttüm, solarken dirittim. Çiçeğimi kopardın sen, hep ellere verdin. Çiçeğimi kopardın sen, hep ellere verdin. Dağlar dağlar, kurban olam, yol ver geçemim. Sevdiğimi son bir olsun, yakından görem. Dağlar dağlar, kurban olam, yol ver geçemim. Sevdiğimi son bir olsun, yakından görem. Sevdiğimi son bir olsun, yakından görem. Güller soludum, yüce dağda duman oldum. Belli ki gittiğin yerden hep kara haber var. Belli ki gittiğin yerden hep kara haber var. Dağlar dağlar, kurban olan, yol ver geçemim. Sevdiğimim son bir olsun, yakından görem. Dağlar dağlar, kurban olam, yol ver geçemim. Sevdiğimim son bir olsun, yakından görem. Sevdiğimim son bir olsun, yakından görem. Evet, gitsin, rahmetli. Gitsin. Allah rahmet eylesin diyoruz Barış yine. Barış Manço'nun parçasını da ilk ben İstanbul'da geçen programa katıldığımda Arif Şentürk programına katılmıştım. Hatta beni gördüğünde diyor, kendini Barış Manço'ya benzetti. Evet, biraz hani anımsatıyor gibi. Ama ben değil yıllardır yani. Böyleyim yani. Evet, biliyorum. Saçlarım böyle. Biliyorum. Bana normal geliyor, bilmiyorum. Başkalarına belki tuhaf gelebilir ama. Yok, bana çok normal geliyor. Gerçekten. Ben yıllardır bir asker harici. Hep saçlarım böyleydi benim. Bilmiyorum, ben rahatsız olmuyorum. Sonuçta bu tarz meselesi, zevk meselesi. Evet, yani. Ama benzetmek güzel bir şey. Sonuçta Barış Manço yani. Sağ olsun yani. Ben de Barış Manço'nun şarkılarını da severim. Evet. Gerçi bütün şarkıları severim. Barış Manço da güzel çünkü çocukluğumuzun. Bir program yapıyordu, çocuk programı. Oturuyorduk başında böyle seyrediyorduk. Ya ne kadar güzeldi değil mi o zamanlar gerçekten? Ki 90'lı hani 90'lı zamanları çok daha güzeldi. Evet. İyi ki çocukluğumu ben de o dönemde yaşamışım. Ne güzel. Evet, şimdi sıradaki şarkımız hangisi olsun hiç durmayalım sıradaki istiyorum. Şarkımız... Ve biraz hareketlenelim istiyorum tamam. Açıkçası. Olur. Nasıl yapalım? Aslında bir tane türkü demiş, bir tane türkü vardı. Tamam. O türküyü yapalım. Tamam. Ben bu şarkıyı da... Benim şu anda eşim, çocuklarım da seyrediyor. Eşim öyle mi? Ama çok ona güzel. Kızım Nazife Nur şu anda seyredemiyor ama inşallah tekrarını seyredecek. O da kendi düğünde, kendi de müzisyen. Öyle mi? Tabii Nazife Nur. Oo. Kendi inşallah bir günde onu alacağız. Onu da bekleriz. Çok kendi güzel olur. Kendi keman sola yapıyor. Konservatuarda okuyor. Şu anda da bir düğünde, programda kendisi. Maşallah. İnşallah onu da alacağız bir akşam. İnşallah. Onu da program yapacağız. İnşallah. Bir de küçük kızım var benim, Melek. Ailecek o zaman bir müzisyenlik evet, var değil mi? Ne güzel. Eşim de ayrıyeten özel bayanlara gidiyor. Bu bayanlara ait geceler oluyor. Sen dayanamıyorsun gene, çalalım mı diyor. Eşim Emine de özel programlara katılıyor. Bayanların programlarına gidiyor. Hepsine gelsin, sen türkü demiştin. Sıradaki parçayı da türkü yapalım mı? Tamam. Reklam falan var mı? Devam mı? Reklam. Tamam. O zaman tamam. Ben Sayın yine evet, anonsumuzu yapalım değerli izleyenler. Tamam. Şarkının ardından bir reklam arası verelim. Hem biraz dinlenelim biz de. Siz de ETV kanalından ayrılmayın. Bizi izlemeye devam edin. Müzik.
gecelerde sevdim seni. Söyleyemedim, düşlerde sevdim seni. Söyleyemedim, ses söktüm nefesini. Söyleyemedim, ses söktüm nefesini. Söyleyemedim. Sana ben şiirler, sözler büyüttüm. Sana ben ummalı aşklar büyüttüm. Sana ben baharlar, yazlar büyüttüm. Söyleyemedim. Sana ben şiirler, sözler büyüttüm. Sana ben baharlar, yazlar büyüttüm. Sana ben ummalı aşklar büyüttüm. Söyleyemedim. Şarkılar yazdım sana, okuyamadım. Şarkılar yazdım sana, okuyamadım. Hep yanımdaydın oysa dokunamadım. Hep yanımdaydın oysa dokunamadım. Sana ben hayaller, düşler büyüttüm. Sana ben gözümde yaşlar büyüttüm. Sana ben ummalı aşklar büyüttüm. Söyleyemedim. Sana ben hayaller, düşler büyüttüm. Sana ben gözümde yaşlar büyüttüm. Sana ben ummalı aşklar büyüttüm. Söyleyemedim. Sana ben hayaller, düşler büyüttüm. Sana ben gözümde yaşlar büyüttüm. Sana ben ummalı aşklar büyüttüm. Söyleyemedim.